Ya gene de gene. Baba. Ama o golünü tuttun mu? Şerefe. Ayardır. Ayardır. Oradan çek, orada. Seninki de bandı. Seninki değil. Nereden çekeyim? Neyi çekeyim ben sana? Bana çek. Sana mı çekeyim? Bana çek. Tamam, çekeriz. Hoş geldin. Gel bakalım. Benim yolu şaşırttı. Nereye kaybettin beni? Yolu şaşırttı ya. Senin gibi adam mı olur? Tamam, çekeyim. Çekeyim. Çekeyim, abi sadece bir... Abi bir yol çekeyim mi? Cez. Döndüm gerçekten. Nasıl döndün bu gerçekten? Nereye ben ya? Şaşırttın bizi. Biz de kafayı yedim. Nasıl kayboldun sen ya? Senin gibi adam. O yana git, bir daha git. O yana, bu yana. Daha sonra döndük. Ben de ararım sizi. Bir ayrı ipe kapalı karıştık. Kim karıştı bu kafanı? Aracı senin ya. He. Ne kadar şaşırttın güneş. He. Yama. Bir yama yana ya. Richard geldi mi ya? Yok. Ha? Richard şeyin yanına gitmiş ya. Kayboldunuz ha? Vay senin ben. Abi Richard abi nerede? Yok, o da gelmez. Bu Metis'te bir şeyler olmuş ya, bir değişik. Köksal baba seni tanımadı. Yeni bir tanımadı. Abla da tanımasın. Tanımasın, o dayağı yedi mi tanır o. Bugün 24'ü değil mi? Tanımam. Yok. Evet. Gördün mü? Bir selam bile vermedi. Bu şekilde geldi mi onlar? Tanımasın. Tersten geçiyor. Tamam. Bizim aynı şekilde Metin Albayrak. Bu transferlerde emeği geçen ama en başta dediğim gibi Fikret Orman ve Umut Güner kardeşimi tebrik ediyorum. Özellikle Taliska ile ilgili transferinden. Babeli de aynı şekilde. Bunların hepsini biz istişare ediyorduk. Bana soruyorlardı bazen. Yani karşılaşırsak öyle şeyinden değil. Çok belki transferler önce duyuyordum, ben duyuyordum. Söyledim tabii, neyse. Demin geliyor, bir Beşiktaşlı olarak, bir Beşiktaş Yuvan Kurulu üyesi olarak. Selam verdin mi? 30 küsür senelik Beşiktaş Yuvan Kurulu üyesi olarak. Selam verdin mi selam? Alo, baba hoş geldin. Bu seneyi yaşattığınız için, bu iş yaptığınız transfer edildiğiniz için. Babel, tamam, bir transfer başarısı, yani. Bir resimdir devre arası. Tamam, bir soru. Aliska, bir resimdir. Ben burada, sevgili Sayın Hocamla konuşurken burada, o zaman Aliska, şöyle mi böyle mi falan filan dediği zaman o zaman dedim ki hocam Metika'nın şöyle dedim. Ne lan ne haber? Nasıl? Kafadan sen. Bugün Aliska'yı nasıl? İnşallah Beşiktaş alabilir. Bomba gibi, bomba gibi. Çok sürpriyatlı. 30-40 verecek düzeyde yok şu an. Aliska'ya. Bir de onu da olsun Beşiktaş'ta. Onun sakalları nedir ya? Sen sakalları seviyorsun. He? Valla. Yine de söylüyorum. Ben öğrendim. Transfer Komitesi Başkanı Umut Güler, senin kardeşim, tebrik ediyorum. Gözlerinden, yanaklarından öpüyorum. Tamam, şey yapalım. Aynı şekilde işin başına gelen Umut Orman olarak da seni de istiyorum başka. Ama dediğim gibi. Şimdi mesela bizim Fikret Orman'la ilgili, ha dediler ya benim verdiğim bir sosyal medyada bir sen de konuşmakta biliyor musun? Ne yapıyorsun? Daha böyle zaten Fikret'i bitir diyorum. Sen o zaman sen Fikret'i bitir falan diyorum. Allah Allah. Tabii tabii. Onun evveliyatı öyle değil arkadaşlar. Onun bir evveliyatı var. Evet ya. Boş vardı yukarıda boş. Fikret'in çok detayına girmeyeyim. Fikret Orman'la biz çok iyi arkadaştık. Arkadaşlar da eskiden çok... Sakın vurma bana ya. Çok sıkıntı. Yapma. Sonra yapma. Biz barıştık. Vur vurma. O kardeşim. Barıştık. Sonra... Sevdin beni, sevmedin mi? Bana sevdin beni. Telefona açtı. Şimdi alıştı buraya. Serhat dedi ki, aile böyle dedim ki Serhat, bundan sonra kardeşim ben Fikret'i destekliyorum, Fikret Orman'ı destekliyorum. Buna vur ya. Başkan falan değil arkadaşlar. Buna vur demişsin ya. Konuyu açtık getirdim. Aman, burası tamam. Çok iyi bir şey. Ben nedensiz yere kimse... Göksal. Futbolu konuşabilecek her türlü kapasiteye sahipsinler. Evet, Rasim Ozan. Her zaman şöyle bir defterle gelir. Biliyorsunuz bu defterde de Galatasaray'ın 1970'li yıllardaki kadrosunu bile yazmış, bugün de anlatabilecek bir kapasiteye sahip. Sevgili seyirciler, futbol konuşulur ama futbol oynandığı kadar konuşulur. Ne kadar ekmek o kadar köfte mi, yoksa ne kadar köfte o kadar ekmek? Köfte mi ekmek mi? Senin bu sinirin. Sence sinirli mi? Vallahi değil. Kardeşim bana bir müdahale edin. Sinirli miyiz? Futbol alanlarınızı sürgeyle. Sizin yaptığınız büyük abdestten. Ama elinizi çözecek kapasite. Aşağı yukarı 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl, Şener 35 yıl, Rasim 7 yıl, Apo 3 yıl, sen 5 yıl. Yani ne diyoruz? Kuvayla ilgili şıkkın, abdestin bir kokuşundan. Sizin ruh halini için. Nasıl büyük?
Sinir sistemi. Köksal Baba'yı bir alkışlayalım. Köksal Baba geliyor. Trabzon'un gururu. Programımızı sürekli sosyal medyada paylaşan, sürekli güzel mesajlar veren Köksal Baba, hoş geldin. Gel Köksal Baba, gel. Hoş geldin. Gel Köksal Baba. Dikkat edin. Köksal Baba hoş geldin. Baba hoş geldin. Büyük Trabzonspor taraftarı Köksal Baba. Gel Köksal Baba şimdi gel. Rasmet attık babayı. Hoş geldin. Gel Köksal Baba gel. Köksal Baba gel. Hoş geldin Köksal Baba. Yayın öncesinde hiç bana selam vermedi ama olsun. Canı sağ olsun, seviyoruz Köksal Baba'yı. Nasılsın Köksal Baba, iyi misin? Programı çok seyrediyor musun? Yoruldu ya. Yoruldun mu? Biraz daha müziği ver, Trabzon müziğini ver. Köksal Baba dinlesin Trabzon marşını. Vay. Aç Trabzon marşını. Ver Trabzon marşını, bütün Trabzon'a gitsin buradan. Bütün Trabzon'a gitsin. Için. Helal. Sağ olsun Beyaz Futbol'un, derin futbolun en önemli izleyicilerinden birisi. Evet. Ahmet Çakar'ı seviyor musun Köksal Baba? Vurmak istiyorsun. Öyle mi? Hocaya mı vurmak istiyorsun? Abi herkese vurmak istiyorsun sen. Niye vurmak istiyorsun? Altyazıyı bir alsana. Köksal Baba Türkiye tarafından çok seviliyor. Gerçekten. Ben seni, bir de o denize giriş görüntülerin falan var ya, o da çok güzel. Rasim sana takmış bak, sana hareket yapıyor. Rasim. Köksal Baba Rasim'i dövsün diyenler tweet atsınlar. Köksal Baba Rasim'i dövsün. Rasim'i dövebilir misin Köksal Baba? Döver, kesin döver. Yok, hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Köksal Baba'nın bu bakışlarının altında şöyle bir şey var. Biliyorsun Karadeniz insanı. Aa, böyle çok merttir, delikanlıdır. Bıçkındır. Çok böyle, hani nasıl böyle, sanki bir şey yapacak gibi gözüküyor ama yufka gibi yüreği vardır aslında. Aynen. Delikanlı adam. Ama dövmez, seni dövmez. Eyvah. Sinan abiyi sever misin Köksal Baba? Sinan abiyi seviyor musun? Seviyorsun. Beni seviyor musun? Kardeşim benim. Sana da gösteriyorsun. Kardeşim bana değil, Rasim'e gösteriyor. O benim kardeşim benim ya. Toprağım benim musun? Ya. Benim toprağım bana gösterir mi ya? Vurmak ister misin bir iki tane? Vur bir iki tane rahatla. Vur Köksal Baba, vur. Vur rahatla Köksal Baba. Vuramıyor ki. Bence Köksal Baba'ya teşekkür etmekte fayda var. Keşke vurmasın. Gerek yok. Kavgaya Köksal gerek Baba istiyorsa birkaç dakika daha gerek oturur. Köksal Baba'nın şöyle bir şeyi var hocam. Tamam, bize hiç teşekkür ederiz. Hediye getirdi. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Köksal Baba'nın bize hediyeleri varmış, sağ olsun. Bravo. Köksal Baba'nın yerine ben verebilir miyim? Köksal Baba bana vermiş bunu, sağ olsun. Ertem Şener diyor. Çok teşekkür ediyorum Köksal Baba'ma. Sağ olsun Trabzon'un gururu. Bütün Karadeniz'in gururu, Türkiye'nin gururu artık. Onur Yıldız'a, sevgili yardımcıma getirmiş bunu da. Sağ olsun. Sinan Engin. Sinan abi. Köksal Baba'dan. Çok teşekkürler kardeşim sana, benim. Çok teşekkür ederim. O da sana veriyor. Çok teşekkür. O sana veriyor abi. Ahmet Çakar'a. Köksal Bey. Mesela baba demeyeceğim, Köksal Bey. Çok teşekkür ediyorum bunun nezaketiniz için. Keşke şu boks eldivenleri çıkarsanız otursanız daha iyi olacak. Değil mi? Hayır hocam, o sembolü ya. Tamam, bir gerek yok. Köksal Bey'in bir şahsi hükmü. Bu da
şahsiyeti vardır. Rasim Ozan Kütahya. Arkadaşımız oldu bu gece. Tabii tabii. Dostumuz, kardeşimiz. Sağ olsun. Köksal Bey çok teşekkür ederiz kardeşim. Köksal Baba sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz seni çok seviyoruz. Çok sağ olasın. İyi ki varsın. Aslansın. Seni çok seviyoruz. Köksal Baba'yı biz çok seviyoruz. Beyaz futbol olduğu sürece, derin futbol olduğu sürece Köksal Baba'nın dualarına her zaman ihtiyacımız var. Ben de Trabzon halkına ricam Köksal Bey'e gerekli maddi manevi desteği vermek lazım. Fazla futbolcu arkadaşlarımız filan de böyle hani biraz daha Köksal Bey'e ben saygı istiyorum Trabzon halkına. Hocam ben açıkçası maddi manevi de destek istiyorum. Biz şunu söylüyoruz. Evet. Köksal Baba'nın burada olma sebeplerinden biri. Çok sağ teşekkür ederiz kardeşim. Köksal Baba sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz seni çok seviyoruz. Çok sağ olasın. İyi ki varsın. Aslansın. Seni çok seviyoruz. Köksal Baba'yı biz çok seviyoruz. Beyaz futbol olduğu sürece, derin futbol olduğu sürece Köksal Baba'nın dualarına her zaman ihtiyacımız var. Ben de Trabzon halkına ricam seviyoruz. Köksal Bey'e gerekli maddi manevi desteği vermek lazım. Fazla futbolcu arkadaşlarımız filan de böyle hani biraz daha Köksal Bey'e ben saygı istiyorum Trabzon halkına. Hocam ben açıkçası maddi manevi de destek istiyorum. Biz şunu söylüyoruz. Evet. Köksal Baba'nın burada olma sebeplerinden birisi şu. Köksal Baba yani önemli bir şahsiyettir. Bizim için özeldir. Köksal Baba'yı lütfen her zaman ciddiye alalım. Köksal Baba'yı hani öyle yok işte internet ortamında, başka bir ortamda özellikle futbolcu kardeşlerimiz, dostlarımızdan rica ediyorum. Kardeşimiz Köksal ya. Baba bizim canımızdır, kardeşimizdir. Bundan dolayı da hani böyle makara yapılacak şeyler başkadır. Dostluklar başkadır. Dostluğu, insanlığı. Boyu küçük olabilir ama çok kocaman bir yüreği var. Bunun da altını çizerek belirtelim. Her şeyden önce bize bakın bir takım burada hediyeler getirmiş bize ve İstanbul'a gelmiş ve bize uğramış. Sağ olsun 2 saattir de içeride oturuyoruz. Kendisiyle de arkadaşlarımızla da sohbet ediyoruz. Aynen öyle. Onun için her şey nezaketinden dolayı Köksal'cığım çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz abicim. Sağ olun. Sağ olun. Köksal Baba seni seviyoruz. Allah'a emanet ol. Sağ olasın. Bütün Trabzon'a selam söyle bizden olur mu? Allah'a emanet ol. Köksal Bey de Trabzon halkına madden ve manen emanettir. Onu söyleyeyim. Maneviyat önemlidir hocam. Manevi olarak. Maneviyat çok seviyorlar abi Trabzon'da onu. Yetişkin olduğunu 40 yaşında falan sanıyorum. Tabii 42, tabii, kaç, tabii, 40 yaşında yetişkin bir insan olduğunu. Aynı yaşta. Aynen aynen. Ne oldum demeyeceksin insanoğlu için konuşuyorum. Köksal Bey'e ben Trabzon halkının tabii gerekli maddi manevi saygı ve desteği. Ve desteği vereceğine şu ana kadar veriyor. Eksik olmasın kardeşim de çok ulvi bir iş yapıyor. Tabii, İsminiz neydi? Süleyman Bey kardeşim. Köksal Bey Süleyman'dan inanır mısınız? Yaşça daha büyük olabilir. Allah'ın takdiridir hayatta her şey. Dolayısıyla tekrar üçüncü defa söylüyorum. Trabzon halkımın zaten en ufak kuşkum yok. Çok da dostlarımız vardır. Köksal Bey'e gerekli maddi, manevi destek ve altı çeyrek yok, saygıyı göstereceklerinden en ufak kuşkum yok. Köksal Bey'e teşekkür ederiz. Aynen öyle. Diğerler için teşekkür ederiz. Sağ olun Köksal Babacığım. Çok teşekkür ederiz. Onur duyduk. Süleyman'cığım çok teşekkür ediyoruz. Sizin için çok önemli. Sağ ol. Şeref verdiniz. Süleyman sana da çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnsanlık adına teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Zaten Trabzonlu insanların %99 senin gibidir. Yardımseverdir. Harbidir tırnak içinde. Aslında sen şu anda Allah bilir ama ahireti Allah bilir ama ben bravo içimden geçeni söyleyeyim sevgili kardeşim. Kardeşin değil yeğenin değil. Köksal Baba seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Yolun açık olsun. Görüşürüz içeride. Görüşürüz. İçeride görüşürüz içeride reklamda. Köksal Baba'ya buradan ben bravo sevgili Gamze kardeşimden rica ediyorum. Baba'ya alkışlar Köksal Baba'ya. Hadi bakalım kardeşim. Köksal Baba'cığım teşekkür ederim canımsın. Gamze'ye buradan seslenmek istiyorum. Köksal Baba'ya çok güzel içeride çayın en güzeli bu akşam Köksal Baba'ma benim. Hadi bakalım. Pastası da var. İşte pastamız da var. Köksal Baba'ya çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ayaklarına çok sağlık. Sağ olsun, gel, var olsun. Rasim'i de Rasim'e de sarıl. Rasim'e de sarıl. Müziği yükseltin arkadaşlar. Hadi hocaya da herkese teşekkür ederiz. Köksal Bey çok memnun oldum.